Günaydın, mutlu sabahlar sevgili izleyenler. Yeni gün randevunuza hoş geldiniz. Her sabah yeni günle gelen huzura, berekete birlikte merhaba diyoruz. Yeni günü birlikte karşılıyoruz. Bugün de yine dop dolu bir gündemle sizlerleyiz sevgili izleyenler. Yeni gün her zaman olduğu gibi hızlıca ekonomi başlıklarıyla başlayacak. Dün piyasalarda Borsa İstanbul, dolar, euro, altın ve yörenin altını fındık nasıl bir seyir izledi? Önce onu hatırlayacağız. Ardından ekonomiden birkaç başlıkla devam edeceğiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.75 azalışla 81.511 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünkü kapanışa göre 1452 puan düşerken toplam işlem hacmi 4.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1.76, holding endeksi %1.37 değer kaybetti. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi %1.48 ile spor, en çok değer kaybeden sektör endeksi ise %4.79 ile kimya, petrol, plastik oldu. Paranın notlarına bakıyoruz. Dolar %0.71 artışla 2 lira 85 kuruş. Avro'da da artış söz konusu. Avro %0.78 artışla 3 lira 25 kuruş. Altın fiyatlarına göz atalım. 24 ayar külçe altının gramında bugün %0.5 düşüş yaşandı ve günü 112 lira 5 kuruştan kapattı. Çeyrek altın 183, yarım altın 366 lira, ata tam altın 730, cumhuriyet altını 749 lira. Fındık Ordu Ticaret Borsası'nda bugün 8 lira 25 kuruştan işlem gördü. Çaylarımız da geldi sevgili izleyenler. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız Duygu'ya çaylarımızı da getirdi. Şimdi daha keyifli bir program geçecek, emin olabilirsiniz. Şimdi ekonomiden birkaç başlık paylaşacağız dedik ve o başlıklarla hızlıca devam ediyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünkü kapanışa göre 1.452 puan düşerken toplam işlem hacmi 4.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1.76, holding endeksi %1.37 değer kaybetti. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi %1.48 ile spor, en çok değer kaybeden sektör endeksi ise %4.79 ile kimya, petrol, plastik oldu. Yeni gün seansı 9.15'te başladı. FED para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Mart'ta düzenlenen toplantısına ait tutanakları yayımladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz oranını küresel, ekonomik ve finansal olumsuzluklar gerekçesiyle sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarına göre, toplantıya üyelerin Nisan ayında faiz artışına gidilip gidilmeyeceğine yönelik tartışmaları damgasını vurdu. Tutanaklar FED yetkililerinin yine görüş ayrılığı yaşadığını ortaya koyuyor. Gelir vergisi kanunu değişiyor sevgili izleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu gelir vergisi ile kurumlar vergisi kanunlarını birleştiren 2013'te meclise gönderilen hükümetin yenilediği gelir vergisi kanunu tasarısını alt komisyona sevk etti. Bakan Ağbal tasarının getirdiği yenilikler hakkında bilgi verdi. Tasarıda hükümetleri döneminde daha önce yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına olumlu katkılar sağlamak amacıyla düşürdükleri vergi oranları ve tarife yapısının korunduğuna işaret eden Ağbal, tasarıda vergi oranlarında bir artış öngörmediklerini bildirdi. Gıda fiyatlarının da ateşi düştü. Enflasyonun aylık düşüşünde gıda fiyatlarındaki azalma etkili olurken Mart'ta gıda grubunun yıllık tüketici enflasyonuna katkısında 1.04 puanlık gerileme dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası verilerinden yapılan değerlendirmeye göre Mart ayında tüketici fiyat endeksi Şubat'a göre %0.4 geriledi. Yıllık bazda ise enflasyon 7.46 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki aylık düşüşü
düşüşte gıda fiyatlarındaki azalma etkili olurken, alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde Mart'ta gıda grubunun katkısının 1.4 puan gerilemesi öne çıktı. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu son 2 ayda yavaşladı. Mart'ta bu grupta yıllık enflasyon 4.25 puan azalışla %4.58'e geriledi. Bu gelişmede başta sebze fiyatları olmak üzere taze meyve sebze fiyat gelişmeleri belirleyici oldu. İkinci el araçlarla ilgilenenler için de bir paylaşımda bulunalım. KATÜ Makine Mühendisliği Otomotiv Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bilgin, ikinci el otomobil alırken kilometreye bakmaktan ziyade aracın dış aksamına, kaportaya bakmak daha mantıklıdır. Yeni nesil motorlu araçlarda 100 bin kilometreler çok büyük rakamlar değil dedi. İlgilenenleri de duyurmuş olalım. Ve böylece ekonomi notlarını da noktalıyoruz sevgili izleyenler. Birazdan gündemdeki sıcak gelişmeleri de paylaşacağız. Günün ilk saatlerinde gündemi de aktarıyoruz sizlere sevgili izleyenler. Ama meteoroloji diyeceğiz. Bakalım hava durumunda neler var? Çok fazla meteoroloji diyemesem de ilk başta bakalım havadaki son durum ne? Nasıl bir hafta sonunu bizi bekliyor? Şimdi meteorolojideki gelişmeleri izleyeceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahmin Stüdyosu'ndan hepinize iyi günler diliyoruz. Biz yine son tahminlerimizi yaptık ve tahminlerimizin en güncel halini sizlere sunmak üzere her gün olduğu gibi huzurlarınıza çıktık. Yine zaman kaybetmeyelim, hemen Perşembe gününün tahminleriyle bugünkü videomuza başlangıç yapalım. Sizin de gördüğünüz gibi sadece yurdun doğu hattında bir yağış söz konusu. Diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyleyelim. Sıcaklık detaylarına gelecek olursak gece sıcaklıkları ve gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, hatta önümüzdeki 2 günlük periyotta da yükselmeye devam edeceğini söyleyelim. Gördüğünüz değerler gece sıcaklıkları, şimdi kırmızı ile işaretli değerlerde gündüz sıcaklıkları. Gördüğünüz gibi yurdun çok büyük bir bölümünde 20 dereceyi aşan sıcaklıklar söz konusu. Hemen Cuma gününün tahminleriyle devam edelim. Cuma günü yurt genelinde yağış beklentimiz söz konusu değil. Parçalı ve az bulutlu hava hakim. Önemli olan meteorolojik hadise yurdun batı kesimlerinde güneyli rüzgarların etkisi. Yer yer kuvvetlice esecek ve bu sıcaklıkların batı kesimlerde biraz daha yükselmesine ve bulutluluğun biraz daha azalmasına neden olacak. Sıcaklık detaylarına gelecek olursak Cuma günü de yükseliş ciddi anlamda gerçekleşecek. Gece sıcaklıkları sıfırın üzerinde bütün yerlerde, sadece Kars civarında sıfırın altında değerler söz konusu. Diğer illerimizde sıfırın üzerinde değerler var. Bu arada Doğu Anadolu bölgesinde de kar erimelerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyelim. Gündüz sıcaklıkları da yurdun büyük bir bölümünde 20 derecenin üzerinde, hatta İç Ege'de, Kıyı Ege'de 20 derecenin de üzerinde 30 dereceyi varan sıcaklıklar söz konusu. Bunu hatırlatalım ve cumartesi gününün tahminleriyle devam edelim. Cumartesi günü yeni bir yağışlı sistem yurdumuza giriş yapıyor. Ve Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu bölgesinin hemen hemen tamamı, göller yöresi ve Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir bölümünde bu yağışlı sistem etkili olacak ve yağışlar yağmur şeklinde düşecek. Bunu söyleyelim, yeni gelen yağışlı sistemle beraber sıcaklık değerlerinin de düşüş göstereceğini, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, fakat biraz daha istedilir derecede azalacağını hatırlatalım. Gece sıcaklıkları gördüğünüz değerler, kırmızı ile işareti değerlerse gündüz sıcaklıkları. 3 büyük ilimizin detaylı tahminlerine geçelim. İstanbul'da önümüzdeki 3 günlük periyotta yağış beklentimiz söz konusu değil. Sadece cumartesi günü bulutluluğun fazla olacağını söyleyelim. Gece sıcaklıkları 10 ila 12 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları ise 22-23 derece civarında olacak. Başkent Ankara ile devam edelim. Perşembe ve Cuma parçalı bulutlu hava Ankara'da da hakim olacak. Cumartesi günü ise sağanak yağış beklentimiz var. Gece sıcaklıkları 8'den 10 dereceye kadar yükseliş gösterecek. Gündüz sıcaklıkları ise 25-26 derece arasında değişecek önümüzdeki 3 günlük periyotta. Son olarak İzmir ile devam edelim. Önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gece sıcaklıkları 13-15 derece civarında seyrederken, gündüz sıcaklıkları 26-27 dereceden cumartesi günün gelişiyle beraber 22 dereceye kadar düşecek efendim. Hemen hatırlatalım, Cuma günü batı kesimlerde güneyli rüzgarlar etkisini sürdürüyor. Beraberinde Doğu Anadolu bölgesinin özellikle dik yamaçlarında kar erimelerine karşı hazırlıklı olunmalı diyoruz. Önümüzdeki 2 günlük periyotta önemli bir yağış yok, sadece cumartesi günü yeni gelen yağışlı sisteme karşı hazırlıklı olunmalı diyoruz.
Bugünlük bizden bu kadar. Eğer bulunduğunuz ille ilgili detaylı tahminlere ulaşmak istiyorsanız lütfen mgm.gov.tr'yi ya da Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu takip edin. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyenler, meteorolojideki son gelişmeleri izledik. Hemen hatırlatıyoruz. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü YouTube üzerinden günlük hava tahmin raporunu yayınlıyor. Bizler de o videoyu sizlerle hep buluşturuyoruz. Hafta sonuna güneşin yüzünü göstermesi ve sıcaklıkların artması bekleniyor. Meteorolojik tahminler bu yönde. Bizler de bu sene kendini özleten baharı dört gözle ve özlemle bekliyoruz. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasını çok istiyoruz diyerek şimdi 6 Nisan'ın gündemine geçiyoruz sevgili izleyenler. Gece geç saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun tasarısıyla başlıyoruz. Çok sıcak diyebileceğimiz bir haber. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İnsan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere kurulacak. Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yasak olacak. Koruma altındaki çocukların başvuruları gizli tutulacak. Kurum idari ve mali özerkliğe sahip olacak ve başbakanlıkla ilişkili bir yapıda olacak. En önemlisi kurul görev ve yetkilerin bağımsız olarak yerine getirecek. Özellikle Avrupa Birliği'ne uyum ve tam üyelik sürecinde lazım gelen bir kurumsal yapılaşmalardan birisi diyebiliriz. İkinci en önemli gelişme başkentte yaşandı. Yeni bir kanlı eylemi güvenlik güçleri engelledi. Bölücü terör örgütü PKK tarafından canlı bomba olarak kullanılabileceği şüphesiyle aranan kadın terörist Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma istihbarat ve ihbar üzerine Mardin plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Revşan I isimli kadın terörist gözaltına alındı. Diyarbakır Sur'daki terörist eylemlere katılan ve akciğer rahatsızlığı bulunan kadın teröristin örgüt tarafından gözden çıkarıldığı ve canlı bomba olarak kullanılabileceği şüphesiyle arananlar listesinde olduğu öğrenildi. Büyük bir felaket daha başlamadan önlenmiş olduğu diyebiliriz. Bir önemli gelişme de Muş'ta yaşandı. Varto ilçesinde yeşil kategoride aranan terörist yakalandı. Bir eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin ardından PKK'nın Muş, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Bayburt, Trabzon ve Ağrı'yı kapsayan sözde Doğu Gücü ve Erzurum bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen Mehmet Hayme isimli teröristle birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer teröristlerin Sisi Kod adlı kadın teröristle Varto'nun Teknedüzü köyünün şimdiki muhtarı Ali Rıza Şahin ve DBP İl Baş Meclis üyesi eski muhtar Metin Aydoğdu olduğu bildirildi. Aynı operasyonda bir roket atar ve 4 uzun namlulu silahla çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bitlis'ten bir şehit haberi geldi dün. Mutki ilçesine bağlı Arpal Lisesi köyünün Varan mezrasında arazi arama tarama çalışması yapan geçici köy korucusu bir grup teröristle karşılaştı. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada geçici köy korucusu Rıfat Kaya ağır yaralandı. Askeri helikopterle Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit düştü. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Gelelim dün en büyük siyasi polemiğine. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Salı günü parti grup toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu çok sert bir üslupla eleştirmişti. Sözlerimin arkasındayım dedi ama tepkiler gecikmedi. En ağır eleştiri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için söylenen söz israftır.
fuzulidir. Tıpkı kendisi gibi gereksizdir. Bu kişi başında bulunduğu partinin de yüz karasıdır ifadelerini kullandı. 23. Muhtarlar toplantısında yapmıştı bu konuşmayı. Bu arada Cumhurbaşkanı bugünkü programını hatırlatalım. Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 171. yıl dönümü münasebetiyle çeşitli illerde görev yapan polis memurlarını saat 11'de kabul edecek. Saat 13.30'da da MİT Müsteşarı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Saat 14.30'da Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi İmladen İvaniç ile görüşecek. Saat 15.45'te de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul edecek. Ardından saat 17'de Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Donis Sivitsivac kabul edilecek. Akşam saatlerinde 18'de de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek. Erdoğan dün de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel ve görevi sona eren eski Başsavcı Vekili Mehmet Ekmekçi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Finlandiyalı iş adamlarına Türkiye'de yatırım çağrısı yaptı. Finlandiya Türkiye İş Forumu için Helsinki'ye gitmişti. Hilton Oteli'nde düzenlenen forumda Türk ve Finlandiyalı iş adamlarıyla bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 yılda 3 milyar dolara, 4 yıla kadar da 5 milyar euroya çıkarılması çağrısı yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ilk tepkiyi de kendisi vermişti. Helsinki ziyareti öncesinde Kılıçdaroğlu seviyesizliğinin bir örneğini daha gösterdi. Bu üslupsuzluğuyla utançla hatırlanacaktır diye konuştu Başbakan Ahmet Davutoğlu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir diğer isim ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş bir kadına, bir anneye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir bakanı olan hanımefendiye karşı böylesine seviyesiz bir sözü söylemiş olması hiçbir mazeretin arkasına sığınarak savunulamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri sözün bittiği yerdir. Hiçbir insafa, vicdana, hiçbir terbiye, edebe ve adaba sığmaz dedi. Ve konunun bir numaralı muhatabı asıl tarafı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri siyaset tarihimiz için kara bir lekedir. Bu açıklamalar aynı zamanda açık bir taciz ve insan hakkı ihlalidir dedi. Hakaretlerini yüce milletin vicdanına havale ettiğini belirterek hukuki süreçlerin başlatılacağını da belirtmişti Bakan Ramazanoğlu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tartışmalı sözleri için bu eleştiride sonuna kadar haklıyım. Kullandığı ifadeyi biliyor mu acaba? Kendisi ağzından çıkan ifadeyi biliyor mu? Çocuklara tecavüz edilecek bir sefer oldu diye olayın üzerine mi gidilir gibi bir cümle kullanıyor. Kendisi bu cümleyi kullanırken sıkıldı, utandı mı acaba diye sordu. Mağdur edebiyatı yaratmaya çalışıyorlar. Söylediğim cümlenin sonuna kadar arkasındayım dedi. Ve Türkiye yeni bir skandalla çalkalanıyor. Yaklaşık 50 milyon kişinin nüfus ve kimlik bilgilerinin çalındığı iddiası ortalığı fena karıştırdı. İlk başta öyle bir şeyin söz konusu olmadığı açıklanmıştı ancak bu bilgiler bu kez internete sızdırıldı ve paylaşıldı. Herkesin kafası karıştı. Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu henüz yok. Resmi gazetede yayımlanmadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekliyor. Peki bu bilgilerle ne yapılabilir? Uzmanlara göre vatandaşlar aleyhine kredi çekilebilir, kefil olunabilir, şirket kurulabilir, bankacılık işlemleri yapılabilir. Peki neler oldu, neler söylendi? Her şeyden önce sızdırılan kimlik bilgilerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kimlik bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin bazı internet sitelerinde yer alan haberler soruşturmaya sebep sayıldı. Soruşturma TVK'nın 136 ve 243. maddeleri kapsamında yürütülecek. Görevlendirilenler Cumhuriyet Savcısı ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve YSK ile temasa geçecek. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. TCK'nın ilgili maddesinde kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir hükmü var. Bu yüzden bu bilgileri kişisel bilgisayarlara indirmek dahi suç sayılıyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala'da bir açıklama yaptı. Çalınan kimlik bilgilerine ilişkin asıl nüfus bilgilerinin tutulduğu Nüfus Genel Müdürlüğü'nden bir sızma yok. Vatandaşlarımız endişe etmesin dedi. Ancak net olan bir şey varsa o da söz konusu bilgilerin yayınlandığı yabancı kökenli internet sitesinde var oldu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da Türk vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına ilişkin 2010 yılında bir şekilde elde edilen kimlik bilgileri şimdi Mernis sistemine sızılarak elde edilmiş gibi servis ediliyor. Bu malum paralel yapının yeni bir operasyonudur. İdari ve adli soruşturma başlatılmış durumdadır dedi. Paylaşacağımız son not ticari hayatta önemli bir kesimi ilgilendiriyor. Sınai Mülkiyet Kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Peki ne demek? Tasarım marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı modelle, geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu surette teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Tasarı yasalaşırsa marka tescil süreleri de kısalmış olacak. Önceki marka sahibinin başvurusunun tesciline açımca müvafakat ettiğini gösteren noter onaylı müvafakatnamenin Türk Patent Enstitüsü'ne sunulması halinde başvurunun reddedilmeyeceğine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor diyelim ve günün notlarında noktalayalım sevgili izleyenler. Şimdi bizler kısacık biraz soluklanırken günaydın mesajlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Tüm ordulular günaydın. 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 Günaydınlar. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. 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 Günaydın oldu. Günaydın. 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 Günaydın arkadaşlar. Günaydın abi. Günaydın. 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 Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Memleketimiz ve dünya bir ekonomik ve sosyal kriz içinde. İnşallah biz de bu konjonktüre katılmayıp bu güzel günlerimize devam ederiz. Başka ne diyelim? Türkiye'nin en rahat yeri, en güzel yeri Doğu Karadeniz şu an. Memleketimizin her köşesi güzel ama görüyorsunuz işte Suriye'de, Irak'ta, diğer Orta Doğu ülkelerinde olan karışıklıklar inşallah bize de yansımaz. Barıştan başka çare de yok. Vallahi baharı geldi ama ısınmak istiyorum. Tek kelimeyle ısınmak istiyorum artık. Biz orada huzur istiyoruz. Orada şu anda huzurlu şehirler arasında en önde gelen bir vilayetimizdir. Bunun devamını diliyoruz. Türkiye'de ve dünyada huzur başka. Huzur istiyoruz, huzur. Vallahi günaydın mesajından önce herkesin kandili mübarek olsun diyorum. Herkese de hayırlı işler diliyorum. Barış istiyorum, savaş olmasın. Dövüş kavga olmasın. Daha ne söyleyebilirim ki? Huzur istiyorum tek kelime. Bütün Türkiye'de değil, bütün dünyada. Hayırlı mübarek kandiller herkese. Herkesin kandillerini kutlarım. Sağlık, sevgi, mutluluğu olsun herkes. Bu kadar. Herkese hayırlı kandiller diliyoruz. Barış, sevgi, huzur. Bütün sevenlerime mutlu olmasını istiyorum. Huzurlu olmasını istiyorum. Ve hayatı sevmesini istiyorum. Herkese günaydın diyorum. Kandillerini kutluyorum bugün kandil. İyi günler diliyorum. Tüm ordulara günaydın. 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 Günaydınlar. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. 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 Günaydın oldu. Günaydın. Günaydın. Evet, günaydın mesajlarını izledik. Yeni günün en özel, en renkli köşesi sizlerin mesajlarıyla renkleniyor. Yeni gün her sabah. Bugün de mesajlarıyla programımıza katılan tüm izleyenlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve o mesajların hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımız Semih Selçuk ve Reyhan Hanım'la Sefat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Şimdi gazete başlıkları diyeceğiz. Ulusal gazetelerin manşetlerine göz atacağız hızlıca. Sonra zamanımız yetmeyecek gibi görünüyor. Şu an saate baktım. İkinci bölümde de yerel gazetelerin başlıklarıyla başlayacağız. Kimlik alarmı başlığı yer alıyor. İlk Ulusal Gazete Hürriyet Gazetesi 46.6 milyon vatandaşın nüfus kayıtları ve adresleri internete düşünce akıllara bu bilgiler nerede kullanılabilir sorusunu getirdi. İşte yanıtı diyor. Kredi bile çekebilirler, ciddi güvenlik açığı diyor. Hürriyet'e bilgi veren emniyet, bilişim suçları uzmanları vatandaşı uyarıyor. Bu kayıtlarla sahte kimlik düzenleyebilirler, adınıza telefon hattı satın alabilirler, sahte kimlik kartlarıyla daha önce hesabınız bulunmayan bir bankada işlem yapmayı, kredi çekmeyi deneyebilirler denilmiş. Aman dikkat diyoruz. Lizzie'nin hayalini Türk Hava Yolları gerçekleştirdi diyor. Hastalığı nedeniyle görme ve işitme duyularını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 5 yaşındaki
ABD'li Lizzie Marston, Papa'yı görme hayalini Türk Hava Yolları gerçekleştirmiş. Lizzie'nin ailesi küçük kızın duyu organlarını kaybetmeden mümkün olduğu kadar çok gezmesini istedi. THY'de aileye istedikleri bir yere gitmeleri için uçak bileti sundu. Papa'yı görmek isteyen Lizzie'nin ailesi Roma'yı tercih etti ve küçük kız Vatikan'da Papa Francesco ile buluşmuş. NASA'dan Eroğlu'na tahmin yanıtı diyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na hava tahminlerini eleştirdiği NASA'dan yanıt geldi. Eroğlu, NASA'nın kuraklık açıklamasıyla ilgili NASA'da kim oluyor demişti. NASA sözcüsü Potter, kuraklık araştırmasının resmi bir NASA raporu olmadığını belirterek uygulamaya dönük hava tahminleri yapmıyoruz yanıtını verdi. 200 bin kişilik özel ordu kurdu diyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Sadece kendisinden emir alan silah kullanma yetkisine sahip 200 bin kişiden oluşan ulusal muhafız servisini kurmuş. Binaları boşaltıp uzaktan yıkalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da gazetenin manşetinde. Gerekiyorsa operasyon yürütülen yerlerin tamamen boşaltılması ve artık kullanılmayacak hale gelmiş binaların uzaktan yıkılması yoluna gidilebilir dedi Erdoğan. Bir sonraki ulusal gazeteyle devam ediyoruz. Sabah gazetesi, siyasi sapıkları ne yapacağız başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları gazetenin manşetinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ağzının payını verdi. Cinsi sapık şu an cezaevinde ve yaptıklarının hesabını veriyor. Peki siyasi sapıkları ne yapacağız dedi. Bu açıklamada gazetenin manşetinde yer alıyor. Kılıçdaroğlu'na yine kadın isyanı başlığıyla farklı bir haber var. CHP liderinin Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik ahlak dışı sözleri kadınları ayaklandırdı. Ankara'da AK Partili kadın milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bırakırken kadın dernekleri de aynı yerde Kılıçdaroğlu'nu protesto etmiş. FETÖ'nün Işık evinde PKK'lı terörist diyor. Terör örgütleri FETÖ ile PKK'nın kirli işbirliğini belgelendirdi. Şanlıurfa'da gözaltına alınan PKK kuryesi Hasan Şahin'in FETÖ'ye ait bir Işık evinde kaldığı belirlendi diyor gazete. Bir sonraki ulusal gazeteyle devam ediyoruz. Sözcü gazetesi. Saray ve adamları CHP liderine siyasi linç başlattı diyor. Bunlar hakaret edince serbest başlığı yer alıyor haberde. AK Partililer Kılıçdaroğlu'nun aile bakanına yönelik sert eleştirisini bel altına çekti. Herkese hakaret davası açan Erdoğan CHP'ye hakaretler yağdırdı. Başınıza Atatürk kadar taş düştü başlığı yer alıyor. Atatürk'e hakaret için fırsat kollayan AK Partililer Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin üzerine atladı. Hakarette çatayı yükseltip iyice çirkinleştiler. Onlardan biri Kocaeli Derince'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olan Tanju Yılmaz'dı. Kılıçdaroğlu bahanesiyle Atay'a hakaret etti diyor. Tanju Yılmaz'ın mensup olduğu zihniyetin Atatürk'ün kurduğu layık Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu 93 yıllık kinini ortaya döktü diyor. Ne demiş hemen ona bakalım. Ensar Vakfı'na ait yurtta tecavüz skandalı yaşandı. Başta Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu olmak üzere AK Partililer Ensar'a arka çıktı. CHP lideri Ensar'ın devletten çıkar sağlamamasını ve iktidar tarafından kollanmasını eleştirmek için Aile Bakanı'nı sert eleştirmişti. Ancak bu eleştiriler kabul edilmemişti. CHP'li Haluk Koç, AK Parti'nin hakaretlerine başlıktaki sözlerle anlayacakları dilden seslendi diyor. Tanju Yılmaz ne demiş onu hemen aktaralım. Senin de senin gibi kaç tane zerzevat varsa hiçbirinizin yatacak yeri yok. Bu toprakların tarihinde en kara lekesiniz. 93 yıllık garabetin çocuğu atan ne ki sen ne olacaksın demiş. Evet, bu sözler de eleştiriye açık sözler olmuş. Tanju Yılmaz'a da sesleniyoruz. Yani hatayı hatayla örtmek gibi bir ifade olmuş. Bu nasıl bir devlet diyor gazete yine manşetinde. Eleştirel bakış açılarıyla kim bakıyoruz? İsteyenler Erdoğan'ın çalınan bilgilerine kolayca ulaşabilir diyorlar. Davutoğlu olay çok ciddi dedi. Herhalde kaçırılan kimlik bilgileriyle, sızdırılan kimlik bilgileriyle ilgili eleştirel bir haber derlenmiş ve bu haber de paylaşılmış gazetede. Yabancı merkezli bir internet sitesinde yayınlanmıştı. Yine ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin haberleri de gazetenin manşetinde yer alıyor. Yine şehit ateşi diyor. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenler. Ve bir sonraki ulusal gazete Habertürk'le devam ediyoruz. Habertürk gazetesinin manşetinde de
Alman mizahçıya soruşturma açıldı başlığı yer alıyor. Mainz savcılığı Alman ZDF televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Jah Böhrmann hakkında soruşturma başlattı. Savcı soruşturma yabancı devlet adamlarına hakaret suçundan yürütülüyor dedi. Alman basını mizahçı 3 yıl hapis alabilir dedi. İlkokulla tarhana atıyor. Yemek sanayicileri fast food'a bayrak açtı. Okullar için yöresel menü projesi hazırlamış. Okullara ev yemeği projesi üzerinde 3 yıldır çalışan Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu İstanbul'u pilot bölge seçti. Çorba, cacık, orman kebabı, sütlaç gibi sağlıklı besinleri içeren menüler için okullarda mekan araştırıldı. Semih'in de gülme sesini duydum. Kebap diyemedim. Herhalde acıkıyoruz artık. Saatler 9.48'i gösteriyor. Acıkmaya başladığımız saatlerde diyebiliriz. Hızlıca bir sonraki Ulusal Gazete ile devam ediyoruz. 65 yaş aylı genişliyor diyor Milliyet Gazetesi'nin haberi. Özel haber başlığıyla paylaşmış bu haberi gazete. Muhtaç aylığı bağlanma şartları yeniden düzenleniyor. 65 yaş üstü yaklaşık 100 bin kişi daha bu aylığı almaya hak kazanacak diyor. Evim açık buyurun demiş Davutoğlu, Finlandiya Başbakanı Jupa Sipilä ile başbakanlıkta görüştü. Bu görüşmede gazetenin manşetinde yer alıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun müzakere edilecek konu yok sözlerine tepki gösterdi ve Başbakan Davutoğlu'nun çelik yelek giymeden Diyarbakır'a gittim sözlerini eleştirdi. Anayasa taslağı konusunda da yükü kaldıracağız, güçler ayrılığına önem vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu, meclis başkanının inisiyatif alıp liderlerin görüşlerini alması çağrısını yinelemiş. Yine bir kadın 3 canlı bomba yakalandı diyor gazete, bu gelişmeyi de paylaşmış. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Büyük abiyi öldür emri Ali Fuat'tan başlığı yer alıyor. Paralel ihanet şebekesinin DHKPC içinde bir kaos timi kurduğu ve elemanlardan birini Dink suikastinin kara kutusu Erhan Tuncel'in öldürmesi için görevlendirildiği ortaya çıktı diyor. Gazetenin iddiaları bu yönde, özel haber logosuyla paylaşmış zaten gazete bu haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasette üslubu dibe çeken Kılıçdaroğlu'na sert tepki. Bu zat için söylenen her söz israftır, fuzulidir, tıpkı kendisi gibi gereksizdir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklamada manşette yer alıyor. Öfke yine sokağa taştı diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. AK Partili kadın vekillerin tepkisi de gazetenin manşetinde yer alıyor. Den size 3 yıl hapis diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiiri ZDF'de yayımlanan Alman mizahçı içinde 3 yıl hapis sistemiyle dava açılmış. Yine ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin haberleri de gazetenin manşetinde yer alıyor. Bir sonraki ve son ulusal gazete Güneş'le devam ediyoruz. Güneş gazetesinin manşetinde de siyasi sapık başlığı yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun ahlaksızlığına Erdoğan'dan sert tepki geldi diyor gazete. Başbakan Sema Ramazanoğlu'na ağza alınmayacak çok çirkin hakaretler yağdıran Kılıçdaroğlu'na en sert eleştiri Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. CHP Genel Başkanı için partisinin yüz karası ifadesini kullanan Erdoğan, o cinsi sapık cezaevinde peki siyasi sapıkları ne yapacağız dedi. İstanbul'da pitbull dehşeti diyor farklı bir haber. Üsküdar'da sahibinin elinden kaçan başıboş bir pitbull sokakta yürüyen vatandaşlara saldırdı. 3 kişi yaralandı diyor. Yine farklı bir haber var. Denizli'de yaşayan İbrahim Doğan nefes darlığı nedeniyle burnundan ameliyat oldu. Ancak ameliyattan sonra komaya giren 3 aydır yoğun bakımda tutulan talihsiz adamın durumu kritikmiş. Sevgili izleyenler, kendisine acil şifalar diliyoruz. Babaya son öpücük diyor ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin kederli ailelerinin gözyaşları ve her birinin geride bıraktığı acı hikaye de gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. Bugün her birine Allah'tan rahmet dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Beyoğlu'nda korkunç cinayet diyor. İstanbul Beyoğlu'nda otopark görevlisiyle bir aracın sahibi arasında bozuk para tartışması çıktı. Otomobilden inen zanlılardan biri otopark görevlisinin üzerine kurşun yağdırdı diyor. Yine FETÖ operasyonlarıyla ilgili gelişmelerde gazetenin manşetinde yer alıyor sevgili izleyenler. Özellikle şiddet haberlerini çok sıkça rastlıyoruz gazetelerde ki aslında birbirini tanımayan insanlar ufacık bir tartışmanın büyüdüğü
ve bu tartışmaların kanla noktalandığı tartışmalar olarak ortaya çıkabiliyor. Örneğin bir otopark yüzünden yaşanabiliyor, iki komşu arasında yaşanabiliyor ya da trafikteki sürücüler arasında da yaşanabiliyor. Artık kimse kimseye tahammül edemiyor ve çözümü sadece şiddette arıyor diyebiliriz sevgili izleyenler. Bu anlamda da tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya bir kez daha davet ediyoruz. Öfke kontrolü çok önemli bir şey. Birbirimize anlayışlı ve hoşgörülü olalım. Lütfen buna dikkat edelim diyerek şimdi kısa bir reklam arası verelim. Ardından yeni gün kaldığı yerden devam etsin efendim. Reklamların ardından yeni gün kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Televizyonlarını yeni açan tüm izleyenlerimize bir kez daha günaydın diyoruz ve gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. İlk bölümümüzde ulusal gazetelerin manşetlerine göz atmıştık. Yerel gazeteler kalmıştı süremiz yetmediği için. Şimdi yerel gazetelerin manşetleriyle hızlıca devam ediyoruz sevgili izleyenler. İlk yerel gazetemiz Ordu Olay Gazetesi. Fındık Müzesi'ne tam destek diyor gazete. Aslında 3 gündür Fındık Müzesi ile ilgili bir haber dizisi hazırlıyor diyebiliriz. Öncelikle kendisi bir öneri sundu gazete. Neden bir fındık müzesi yok Ordu'nun dünyada fındığı en fazla üreten bir il olarak dedi. Hatta yer bile gösterdi. Bir proje önerisi gibi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na sundu. Bu proje hemen ertesi gün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan destek buldu ve evet bir müze için çalışma yapılabilir, biz de destekleriz dedi. Bugünse yine konuyla ilgili farklı destek haberleri gazetenin manşetinde yer alıyor. Fındığın başkentine fındık müzesi yakışır başlıklı habere sivil toplum kuruluşlarından da destek geldi diyor gazete. Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Kadir Engin, dünyanın ve Türkiye'nin en fazla fındığını üreten Ordu'ya fındık müzesinin kurulması gerektiğini söyledi. Yine Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de Fındık Müzesi'nin ordunun hakkı olduğuna değindi demiş gazete. Bu şekilde hazırlamış Fındık Müzesi ile ilgili haberlerini kendilerine yöneltilen destekleri de sıralamış. TİZOP Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan da mazot, gübre ve toprak analizi destekleme süresinin uzatıldığına ilişkin açıklama yapmıştı dün. Bizler de zaten akşam bültenimizde ekranlara getirdik. Milyonlarca üreticiyi yakından ilgilendiren bu gelişmeyi paylaştık diyebiliriz. Aslında günün en önemli haberlerinden bir tanesi Ordu Spor resmen düştü başlığıyla da manşette taşıdı gazete. Ordu'nun onuru ve gururu olan futbol takımı ne hallere kaldı diyor. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ordu Spor 3. Lig'e düştü. 1967 yılından bu yana birçok başarılı grafik çizen ve 2011 yılında playoff karşılaşmasında Ahmet Kuru'nun attığı golle Süper Lig'e çıkan ve 2 sezon burada mücadele eden Mor Beyazlı ekip ekonomik kriz nedeniyle 2013 yılında PTT 1. Lig'e düştü. Burada da 2 sezon mücadele eden Ordu Spor ekonomik kriz nedeniyle bu sezon Spor Toto 2. Lig Beyaz gruba düşerek burada mücadele etmeye başlamıştı. Bu yılda düzelmeyince ekonomi Mor Beyazlı ekibe kötü haber FIFA'dan geldi. 18 puanla Spor Toto 2. Lig Beyaz grubun son sırasında yer alan Ordu Spor'un 6 puanı silindi. 12 puana düşen Ordu Spor ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Pazar Spor'la puan farkını 8'e, Bayrampaşa'yla da 14'e çıkardı. Bu sonuçla birlikte Ordu Spor resmen küme düşmüş oldu diyor. Ordulu taraftarları da bir şekilde duyuruyor gazete yaşanan tabloyu. Yine aslında önemli bir haberdi dün. Bir babaannenin yaşadığı acı tesadüftü aslında haberi biraz daha önemli kılan diyebiliriz. Ordu'da askerden izne gelen 20 yaşındaki
İsa Kılıç iki apartman arasındaki boşlukta ölü olarak bulundu. Yoldan geçerken olay yerindeki kalabalığı merak edip gelen 61 yaşındaki Safiye Kılıç da yerde yatan kişinin torunu olduğunu görünce sinir krizi geçirdi sevgili izleyenler. 205 bin ton fındık üreticide diyor. Karadeniz bölgesinde 2015-2016 yılı fındık sezonunda 7 aylık süre içerisinde üretici serbest piyasaya 441 bin ton kabuklu fındık indirmiş. Geri kalanı üretici elinde tutuyor. Yine Ordu merkezli Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Rize, Erzincan, Ağrı ve Artvin'de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ikisi kadın 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonla ilgili gelişmeyi de aktarmış olalım. Ordu Hayat gazetesine geçiyoruz. Oysa onu kurtaracak binlerce kişi vardı. Doktorlar da ölür diyor gazete. Lösemi hastası Doktor Hasan Can Yüce uygun donör bulunamadığı için yaşama veda etti. Bir süre Gürgentepe Işıktepe Aile Sağlığı Merkezi'nde de görev yapan Doktor Hasan Can Yüce son anına kadar hem şifa dağıtmaya hem de kendisi gibi lösemi hastalarını hayata bağlayacak kemik iliği nakli için donör sayısını artırmaya yönelik kampanyalara destek olmaya, çağrıda bulunmaya devam etmişti diyor. Kendisine bizler de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gabor Vonalı çıktı diyor. Macarların başbuğu olarak da adlandırılan Macaristan'ın en büyük 3. partisinin lideri Gabor Vona, atalarının ordunun Perşembe ilçesinden Macaristan'a geldiğini belirterek en kısa zamanda orduya gelmek istediğini söylemiş. Bu da önemli bir gelişme aslında ordu adına diyebiliriz. Hızlıca bakıyoruz farklı bir haber var mı? Soğuk fındığı yaktı, doğum çok az diyor. Kırağının fındığı yakarak zarara neden olduğunu ifade eden Gölköy Ziraat Odası Başkanı Yaşar Dalgıç, fındık doğumunda belirli riskler olduğunu söylemiş. Bu açıklamada gazetenin manşetinde yer bulmuş kendine. Bir sonraki yerel gazete Güncel gazetesiyle devam ediyoruz. 40 yıllık sorunu Büyükşehir Belediyesi çözdü diyor. Ünye Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda sanayiciler adına söz alan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Sor, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Ünye OSB ile ilgili ikinci yeri almasaydı bugün OSB ile ilgili herhangi bir çalışma yapamayacaktık dedi. Bu gelişmede gazetenin manşetinde yer alıyor sevgili izleyenler. Hızlıca bakıyoruz farklı bir haber var mı? En azından tekrara düşmemek adına farklı haberlerin peşine düştük diyebiliriz. Bizden bir haber diyelim. Ordu Basın İlan Kurumu Nurullah Yıldız'da Ordu Güncel adıyla bundan 10 yıl önce yayınlatına merhaba demişken bugün 11. yaşımızı kutluyoruz demiş gazete. Farklı bir haber sanmıştım. İçeriğine baktığımızda Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Nurullah Yıldız gazeteyi ziyaret etmiş. Bu haber yer alıyormuş. Şu haber sanmıştım. Basın İlan Kurumu Müdürü Basın İlan Kurumu Müdürü bir kitap çıkarmıştı. O haberi de zaten biz dünden kalanlarda sizlere aktarabiliriz ya da gün içerisindeki öğlen gün ortası bültenlerimizde yine aktarabiliriz. O haber sanmıştım. Şüpheli ölüm başlığıyla Ordu Yorum Gazetesi'ne geçiyoruz sevgili izleyenler. Ordu Yorum Gazetesi'nin başlığında şüpheli ölüm diyor. Askerden izne gelen bir gencin hikayesini paylaşmıştık. Az önce kendisi iki bina boşluğu arasında ölü bir şekilde bulundu. Etrafa toplanan kalabalığı merak eden 61 yaşındaki babaannesi her şeyden habersiz ne var burada diye merak edip kalabalığın arasına daldı ve acı gerçekle o anda yüzleşti. Adeta deyim yerindeyse dünyası başına yıkıldı. Yaşlı kadının 20 yaşındaki İsa Kılıç isimli genç Altınordu Yeni Mahalle'de bir ara sokakta ölü bulundu. Gencin içtiği bonzaiden hayatını kaybettiği iddia ediliyor demiş gazete. Hızlıca bakıyoruz. Genç çiftçiye hibe haberi yer alıyor. Aslında biz de günlerdir bunun duyurusunu yapıyoruz. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine ait başvurular başlıyor. Proje başvurusu uygun görülen çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilecek. 12 Nisan'da başlıyor başvurular sevgili izleyenler. 11 Mayıs'ta da sona eriyor. Yaşları 18 ile 40 arasında bulunan genç üreticiler, genç çiftçiler hazırladıkları projeler karşılığında desteklenecekler. Tabii ki bu nakdi değil, aynı yardım şeklinde yapılacak. Yani örneğin bir kişi
3-4 büyük baş hayvan alabilir ya da yine küçük baş hayvan desteği alabilir gibi aynı yardım şekliyle olacak, gerçekleşecek. Yine süre uzatıldı diyor Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan'ın açıklamaları. Mazot, gübre ve toprak analizi desteklemeleri başvurusu süresi 29 Nisan'a kadar uzatılmış, bu bilgiyi de paylaşıyor. Ordu Yeni Haber gazetesine geçiyoruz sevgili izleyenler. Otogara havalimanı darbesi diyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde sefer sayılarının azalması nedeniyle otogar esnafı adeta can çekişiyor. 7 yazıhane ve 100'ü aşkın firmayla hizmet veren Ordu Otogarı'na Ordu Giresun Havalimanı resmen darbe vurmuş durumda. Firma sahiplerinin yıllık zararları ise 70-80 bin lira civarında olduğu belirtildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı giren çıkan otobüs ve giren çıkan yolcu sayılarını vermemekte ısrar etse de Ordu Otogarı'nda işlerin hiç de yolunda olmadığı ortaya çıkmıştı diyor gazete. Yine FETÖ operasyonu ile ilgili gelişmelerde gazetenin manşetinde yer alıyor. Yine pazarcılar isyanda şeklinde başka bir haber var gazetenin manşetinde. Bir sonraki yerel gazete Fatsa'dan olacak ama ben önce o gazetemi bulmalıyım. Hızlıca bakalım o zaman. Aslında indirmiştik. Fatsa Yeni Haber gazetesi sevgili izleyenler, bir sonraki ve son yerel gazetemiz. Fatsa Yeni Haber gazetesinin manşetinde de işaret diliyle meslek sahibi olacaklar yer alıyor. İlçede düzenlenen işaret dili kursu öğrencileri tarafından işaret diliyle şarkı söylendi. Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları bünyesinde açılan işaret dili kursu devam ediyor. İşaret dili kursiyerleri çalınan müzik eşliğinde çeşitli şarkılar söylemişler. Yine mazot gübre destekleri için uzatılan başvuru süresi gazetenin manşetinde yer alıyor. Öğrenciler uçurdu diyor Fatsa THK Şubesi Başkanlığı desteğiyle. Fatsa Atatürk İlkokul Müdürlüğü'nde ikincisi açılan model uçak kursu öğretmeni Ali Mesut Sarısoy nezaretinde öğrenciler uçak uçurmuşlar sevgili izleyenler. Farklı bir haberdi. Hızlıca bakıyoruz. Hayri Kaynar Marmara Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı oldu diyor. Marmara Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanlığı'na atanan Ordulu Hakim Hayri Kaynar, Temmuz 2014 tarihinden itibaren yürüttüğü Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanlığı görevinden ayrılarak yeni görevine başlamış. Bizler de kendisini tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz sevgili izleyenler. Ve böylece de yerel gazetelerin gündemini noktalamış oluyoruz sevgili izleyenler. Şimdi geceden sabaha yaşananlar diyeceğiz, sıcak gelişmeleri paylaşıyoruz dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de konsansiyonel silahlarla ölenlerin sayısının şu ana kadar 500 bin olduğunu belirttiği açıklamayla devam edeceğiz. Erdoğan, kullanılan silah ne olursa olsun eğer sonucu ölümle, benim için ha kimyasal olmuş ha konvansiyonel olmuş ne fark eder dedi. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı o açıklamayı dinliyoruz. Suriye ile ilgili, Suriye beni çağırdı, onun için ben Suriye'ye gittim. Kimseyi aldatamazsın. Sen her yere gitmeye mecbur değilsin. Orada insanlar öldürülüyor. Sen orada zalimin yanında niye yer alıyorsun? Mazlumun yanında yer al. Niye gidiyorsun? Gitme. Bu kadar aramız iyiydi, samimiydik, bunları hep konuştuk seninle. Benimle başka şeyler konuştun. Peki arkadan niçin bunları böyle yaptın? Dert başka. Dert, Akdeniz'de otorite kurmak. Deniz üssünü kurmuştu, bir de hava üssü oluşturmak suretiyle farklı bir yapıyı orada gündeme getirmek. Peki dünya kamuoyunda Türkmenlere yönelik kimyasal silah saldırısından dolayı herhangi bir kayda değer tepki duyanınız var mı? Türkmen dağlarını hangi uçaklar vuruyor? Rus uçakları vuruyor, rejim uçakları vuruyor. Çünkü maksat kimyasal silah değil. Bu silahları kullananlarla mücadele hiç değil. Şu anda bölgeye müdahil olan tüm ülkeler Suriye'de ve Irak'ta kendi ajandalarını, kendi oyun planlarını hayata geçirmenin derdindeler. Ne Iraklıların ne Suriyelilerin yaşadığı insani dramlar bunların umurunda değil. Türkiye olarak bizim durumumuz çok farklı.
Bizim bu insanlarla bin yıllık kardeşliğimiz, dostluğumuz, akrabalığımız var. Oralarda yaşanan her acı bizim de yüreğimizi yakar. Oralarda yanan her ateşin koru bize de değer. Oralarda yakılan her ağıt bizim de gözlerimizi yaşartır. Birbirimizle işte böylesine yakınız, böylesine iç içe geçmiş durumdayız. Tıpkı Balkanlar gibi, tıpkı Kafkaslar gibi, tıpkı Kırım gibi oraları kendimizden ayrı göremeyiz, görmüyoruz. Bu bilinçte biz ülkemize gelen sığınmacılara misafirlerimiz diyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat ise onları bela diye tarif ediyor. Aramızdaki fark işte bu. Kim hangi yoldan giderse gitsin, biz inancımızın, tarihimizin, kültürümüzün, ecdadımızın, ahlakımızın, vicdanımızın bize gösterdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Yarın akşam, malum, Perşembe Cuma'ya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandilinizi şimdiden kutluyorum. Milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum. İslam dünyasının, insanlığın barışına vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmayı dinledik. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Finlandiyalı iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunarak iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 yılda 3 milyar dolara, 2020 yılına kadarsa 5 milyar euroya çıkarılmalı dedi. Davutoğlu Helsinki'deki Hilton Otel'de düzenlenen Finlandiya-Türkiye İş Forumu'nda Türk ve Finlandiyalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Ayında olmak Turkish, üzere vize serbestisi süreci ve Türk vatandaşları için vize muafiyeti gelir neredeyse gereklilerin %80'ini yerine getirmiş durumdayız şu anda. İşte bu sayede bundan sonra iş camiaları arasındaki ilişki daha kolay olacak, gümrük birliği güncellenecek, modernleşecek ve böylece de daha fazla fırsat yakalanmış olacak Türkiye ve Finlandiya şirketleri arasında. Türkiye ve Avrupa Birliği şirketleri arasında. İşte önümüzde gerçekten çok büyük bir potansiyel var ve bizler iki ülke başbakanı olarak çok net mesajlar veriyoruz. Bizler çok yakın arkadaşız, sizler de yakın arkadaş olun lütfen diyoruz. Her ikimizin bu konuda siyasi iradesi son derece güçlü. Hiçbir şekilde çekinmeyin. Any obstacle you have, herhangi bir engel we can just eliminate those bureaucratic obstacles or any difficulties you are facing to our Finnish businessmen and friends. I can assure you that you will be treated as Turkish investment in Turkey if you invest. You will be treated as if you are Turkish citizen in Turkey in all fields. And if there is any difficulty you are facing, let us know through business leaders, as well as directly you can call me. I can give you my mobile. Today we shared each other. We have our mobiles. So this is the new diplomacy, SMS diplomacy or WhatsApp diplomacy. SMS diplomacy. So, we are at your disposal. Don't forget, you have two strong political will of two leaders, of two prime ministers behind you. Just make projects and start to work. Thank you very much. Thank you, Prime Minister, for your very warm words. Like you said, that it's most important and interesting and good for the business community that the Prime Ministers also have a business background. Also, so we are, of course, very happy that you feel happy in Finnish Lapland and you would like to visit Lapland once more. And then, of course,
we appreciate that you you see that Finnish and Turkish companies can really cooperate together, and you appreciate the technological level of our companies. So this is a very, very good starting point. But now I would like to give a word to Mr. Jyri Häkämies, Director General from the Confederation of Finnish Industries. Please. I will address the business community in the second part of this session, but I hope that we can find more opportunities in this area and time of disruption that we are facing with digitalization, technology, and new business opportunities, not only within the field of istedim ve birkaç şey söylemek istedim. Sadece ulaştırma ve iletişim açısından değil ama diğer yeni iş alanlarıyla da ilgili çok fazla fırsat olduğunu düşünüyorum. İş ilişkileri gerçekten Türkiye ile ve Türk şirketleriyle çok iyi bir şekilde ileriye götürülebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Finlandiya ve Türkiye Cumhuriyeti Sayın Başbakanları, bakanlar ve hanımefendiler, beyefendiler. DEİK adına ben hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Finlandiya Türkiye CEO Forumu'na sizi görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Başbakan Sipilä ve değerli Finlandiyalı meslektaşlarımız ve misafirlerimiz, ben DEİK olarak... Şimdi dünden kalanlarla, yani 18.30 TV2 akşam bülteninin öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Aslında birçok ulusal, birçok yerel gazetenin de manşetinde yer alıyordu. Dün izne gelen genç bir askerin ölü bulunmasıyla ilgili haberimiz var. Sırada askerden izne gelen 20 yaşındaki Er İsa Kılıç, Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan iki katlı apartman arasındaki boşlukta ölü olarak bulundu. Yoldan geçerken olay yerindeki kalabalığı görüp merak eden 61 yaşındaki Safiye Kılıç ise yerde yatan kişinin torunu olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Olay Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yeni Mahalle'de bulunan iki apartman arasındaki boşlukta bir gencin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alanda incelemede bulundu ve yerde hareketsiz yatan kişinin Isparta'da askerlik yapan 20 yaşındaki İsa Kılıç'a ait olduğunu tespit etti. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki İsa Kılıç, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze aracıyla Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Isparta'da vatani görevini yapan ve izne gelen İsa Kılıç'ın 8 Nisan'da Şırnak'ta yeni görev yerindeki birliğine gideceği öğrenildi. Öte yandan yoldan geçtiği sırada olay yerindeki kalabalığı fark edip kalabalığın olduğu yere giden Safiye Kılıç büyük bir şok yaşadı. Çünkü yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin torunu olduğunu gördü ve sinir krizleri geçirdi. Götüreceğim. 20 yaşındaki İsa Kılıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Fatsa Büyük Sanayi Sitesi ziyaretiyle devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Büyük Sanayi Sitesi yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. Haberi önemli kılansa ofroçuların Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a yaptığı sürpriz oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'la birlikte Büyük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a Fatsa Offroad Derneği üyeleri araçlarıyla konvoy şeklinde eşlik ederek sürpriz yaptılar. Büyük Sanayi Sitesi girişinde esnaflarla bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz, Büyük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Serdar Salman ve yönetimine de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.
Ufrotçular ne yapıyoruz ya? İyi başkanım, siz nasılsınız? Kaç kişisiniz siz? Biz 36 kişiyiz başkanım. Kulübümüz var 36 kişi. Tamam. Ne var en yakın programda? 7-8 Mayıs'ta sizin de müsaadeniz olursa bir yarış yapmayı düşünüyoruz. 6 ayaklı bir yarış. Tamam. İlk ayağı Fasa'ya başkanım. Tamam. 18 Kasım 2015'te başlayan ve 1 Nisan 2016'da sona eren alanbazlı gelir desteği başvuruları için hala 3359 kişi başvuru yapmadı ve başvuru yapmayan üreticiler için sürenin uzatılması yönünde bakanlığa talepte bulunulacak. Alan bazlı gelir desteği başvuruları 18 Kasım 2015'te başladı ve 1 Nisan 2016'da sona erdi. İlimize verilen tarımsal desteklemelerin en önemli kısmını oluşturan, verilen toplam desteklemelerin %86'lık kısmını oluşturan alan bazlı destekleme ödemesi için müracaatlar 1 Nisan 2016 tarihinde tamamlanmıştı. Ancak 10 bin kişi başvuru yapmadı ve başvuru yapmayan üreticiler için bir takım çalışmalar yürütüldü. Tabii yapılan değerlendirme neticesinde son haftaya girilirken 10 bin üreticinin alan bazlı destek ödemesini henüz müracaatını yaptırmadığı tespit edilmiş olup bununla ilgili yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar, işte üreticilerimize tek tek her birisine iki defa SMS gönderildi, işte yazılı ve görsel basında konu sıklıkla işlenmek suretiyle web sayfamız üzerinden duyurular yapılmak suretiyle muhtarlarımızla irtibata geçilerek bizzat başvuru yapmayan üreticilerimizin başvurularının tamamlanması için çalışmalar yürütülmüştü. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz 10 bin olan bu sayıyı yürütülen çalışmalar sonucunda 3359'a düşürdüklerini söyledi. Başvurular büyük ölçüde alınmış olup son durum itibariyle 2014 yılında 119.820 kişi alan bazlı destek ödemesi için başvurusunu tamamladığı halde 2015 yılında 116.461 üreticimizin alan bazlı destekleme ödemesinden yararlanmak için müracaatta bulunduğu tespit edilmiştir. Tabii arada 3359 üreticimizin başvuru işlemlerini yaptırmadığı tespit edildi. Müdür Yılmaz, bazı üreticilerin iyi dışında oldukları için başvurularını yapamadığını düşündüklerini kaydetti. Tabii üreticilerimiz yıl içerisinde çok değişik zamanlarda işte mazot gübre desteği için, çiftçi kayıt sistemi güncellemeleri için ilçe müdürlüklerimize müracaatları olmuş olup bu alan bazlı destekleme ödemesi için de üreticilerimiz başvurusunu yaptığını düşünerekten bu başvuru işlemini gerçekleştirmediğini düşünüyoruz ve bir kısım üreticilerimizin de il dışında oldukları için bu başvuru işlemlerini tamamlayamadıklarını düşünüyoruz. Yılmaz ayrıca 3359 kişi için başvuru süresinin uzatılması yönünde bakanlığa talepte bulunmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi. Tabii biz bununla ilgili bakanlığımızdan bir süre uzatımı yönünde bir talepte bulunmayı düşünüyoruz. Ancak süre uzatımının olup olmayacağı konusunda bir şey söylememiz mümkün değildir. Şu an itibariyle 3359 üreticimiz başvurusunu yapmamıştır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan'sa mazot, gübre ve toprak analizi desteklerinde başvuru süresinin 29 Nisan'a kadar uzatıldığını anımsattı. Üreticilere bu tarihe kadar başvurularını yapıp desteklerden yararlanmaları çağrısında bulundu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, mazot, gübre ve toprak analizi desteklemelerinde başvuru süresinin 29 Nisan 2016 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Bununla ilgili Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapmış olduğu yazışma ve görüşme sonucunda mazot 2015 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme başvuru süresi 19 Şubat'ta sona ermişti. Ama bu süreç tekrar 29 Nisan'a kadar uzatıldı. Çiftçilerimiz mutlaka 29 Nisan tarihine kadar başvurularını yapmalı ve bu desteklerden faydalanmalı. Soydan, üreticilerimiz mutlaka 29 Nisan'a kadar başvurularını yapmalı ve desteklemelerden yararlanmalıdır dedi.
Yani bu süreçte 2015 yılı mazot ve gübre desteklemeler yaptıramayan üreticilerimiz yine aynı şekilde alan bazlı gelir desteğinin de yararlanamıyordu. Ve bu süreçten sonra da tekrar alan bazlı gelir desteğinden de faydalanma şansı bulacak. Bu süreç şu anda 29 Nisan'a kadar da mazot gübre desteğini 2015 yılının çiftçilerimiz muhakkak yaptırsınlar. Türkiye İstatistik Kurumu araştırdı ve Türkiye'de üniversite mezunları arasında iş bulmada en şanslı meslek grubunun veterinerlik olduğunu açıkladı. Peki gerçekten veterinerlik iş bulmada en şanslı meslek grubu mu? Bu sorunun cevabını Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Taner Can Bulut TV52 Haber'e değerlendirdi. TÜİK araştırdı ve Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamı anlamında en yüksek oranın %81.3 ile veterinerlik olduğunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de iş gücü piyasasında değerlendirilen her 100 veterinerden 81'inin iş sahibi olduğu belirlendi. Yani üniversitede veterinerlik bölümünden mezun olan her 10 kişiden 8'i iş bulabilme imkanına sahip. Peki Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri doğrultusunda veterinerlik iş bulma konusunda en şanslı meslek grubu mu? Bu sorunun cevabını veterinerlere sorduk. İşte aldığımız yanıtlar. Türkiye'de veteriner fakültelerinin sayısı son yıllarda oldukça arttı. Belki geçmiş dönemlerde olsaydı biraz daha bu anlamda olabilirdi ama şu anda çok geçerli bir kanı değil bu. Ya da geçerli bir bilgi değil bu benim kanaatime göre. Veteriner hekimlik yönünden lokal olarak incelersek özellikle Ordu Giresun yönden biz biraz dezavantajlı durumdayız. Yani geniş bölgelere, hayvancılığın daha geniş yapıldığı bölgelere göre kıyaslarsak Ordu özellikle Ordu ve Giresun arazi yapısından dolayı hayvancılığa pek uygun değil. Bu sebepten dolayı zaten hayvancılık da dolayısıyla az olduğu için Ordu ve Giresun'da maalesef veteriner hekimlerin biraz önü kapalı diyebiliriz. Bakanlığının son 2 ya da 3 sene içerisinde DOKAP projesi çerçevesinde almış olduğu TARGEL tarım danışmanı sayısında iş bulmada etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde veteriner hekimler ciddi olarak Tarım Bakanlığı'nda istihdam edildi. Son zamanlarda alınan veteriner hekim sayısında artış olduğu için veteriner hekim arkadaşlarımız iş buldu. Ama benim özellikle değinmek istediğim şu, veteriner hekimlik esasında çok geniş bir meslek. Yani sadece veteriner hekimin hayvanı tedavi etmesi, iğne vurması ya da küpe takması gözüyle bakmamamız lazım. Bizim meslektaşlarımız ilaç sektöründe, hayvan sağlığında, gıda sektöründe veya sorumlu yönetici olarak parçalama tesislerinde, özel sektörlerde birçok yerde iş bulma imkanı olduğu için zannedersem böyle bir bilgi oluşumu oldu. Yani dönemlerde tarım danışmanı sıfatıyla bir sürü tarih aldım. Fatsa'da Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kursları tarafından açılan işaret dili kursu öğrencileri tarafından ünlü sanatçı Koray Avcı'nın hit şarkısı Hoş Geldin Efendim adlı parça işaret diliyle söylendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa'da hizmete geçirilen Ormek, bünyesinde açmış olduğu kurslarıyla İlçe halkının takdirini topluyor. Son olarak Ormek bünyesinde açılan işaret dili kursu öğrencileri son zamanların en hit şarkılarını işaret diliyle söylediler. Koray Avcı'nın sevilen şarkılarından olan Hoş Geldin Efendim adlı parçayı işaret diliyle söyleyen Ormek işaret dili kursu öğrencileri yapmış oldukları çalışmayla işitme engelli vatandaşların takdirini kazandı. Ormek Kursu Eğitmeni Saniye Ulu, ilçede gerçekleştirdikleri işaret dili kursuna ilginin oldukça yüksek olduğunu, 4 sınıf 120 öğrenci olduğunu belirterek kursun Ramazan ayına kadar devam edeceğini söyledi. İşitme engellilerin hayatına dokunmak adına bu arada buradayız. Evet. Çoğu zaten öğretmen, memur, hayatının bir köşesinde bu insanlarla iletişim kuran insanlar. Daha iyi iletişim kurmak için buraya geldiler. Hepsi de gayet başarılı. Kursumuz çok zevkli geçmesi adına sürekli uygulamalar yapıyoruz.
Yani sadece bir şeyleri, kelimeleri değil, hayatımızın da içerisine koyarak bir şeyleri daha da güzel yapmaya çalışıyoruz. Kursiyerler, işaret dilinin pek zor olmadığını ve her yaştan insanın kolaylıkla öğrenebileceğini söyledi. Kursa katıldığımız için çok mutluyuz. Hocamızla çok eğlenceli bir şekilde devam ediyoruz kursumuzu. Yaklaşık bir ay sonra sertifikalarımızı alacağız. Her yaştan herkesin öğrenebileceği, rahatlıkla öğrenebileceği bir kurs. Yani işaret dilini öğrenmek çok zorluk değil sana göre. Hayır, değil sadece istemeye bağlı. Evet, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve veda vakti sevgili izleyenler. Öncelikle bugün Regaib Kandili, tüm İslam aleminin kandilini kutluyoruz ve daha nice sağlıklı, huzurlu ve barış dolu kandiller diliyoruz. Yarın yine yeni günü birlikte karşılamak üzere randevulaşırken Lemansam huzur için söyleyecek. Gel gör beni diyecek. Hoşçakalın. Gel gör beni, aşk neyle